Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne bağlı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi, Ekim 2016 yılında arkeolog konservatör Pembe Özen ve eser koruma teknisyeni Adil Meraklı'nın görevlendirilmesiyle birlikte hizmete girmiştir. 2016 yılından itibaren Koruma ve Onarım Merkezi, birçok farklı projenin gerçekleşmesine ve birçok eserin korunmasına vesile olmuştur. Merkezimizde konservasyon işlemleri, yazılı ve görsel dokümantasyon, eser tipi ve durumuna göre konservasyon planının yapılması, fotoğraflama sonrası durumun belgelenmesi, konservasyon kartlarının uygulamada kullanılan metotların belgelenmesi, paketlenme işlemi ve müzeye sevkiyat şeklinde yapılmaktadır. Yılından itibaren Dervişpaşa Müzesi eserlerinin konservasyonu, Lüzinyan Evi Müzesi eserlerinin konservasyonu, İskele Arkeoloji Müzesi eserlerinin konservasyonu, Girne Batık Gemisi'nin bakım çalışması, İngiliz Kraliyet Arması'nın restorasyonu merkezimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne bağlı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi, Ekim 2016 yılında arkeolog konservatör Pembe Özen ve eser koruma teknisyeni Adil Meraklı'nın görevlendirilmesiyle birlikte hizmete girmiştir. 2016 yılından itibaren Koruma ve Onarım Merkezi, birçok farklı projenin gerçekleşmesine ve birçok eserin korunmasına vesile olmuştur. Merhaba, ben Pembe Özen. Arkeolog ve konservatörüm. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de konservasyon üzerine masterliğimi yaptım. 2016 Ekim ayından itibaren Kültür Varlıklarını ve Koruma Onarım Merkezi'nde konservatör olarak çalışmaktayım. Konservasyon ve Onarım Merkezi'ne 3 farklı kategoride eserler gelmektedir. Etnografik eserler, arkeolojik eserler, kazıdan çıkan eserler olarak ve bir de su altından çıkan eserler laboratuvara gelmektedir. Burada konservasyonlar yapıldıktan sonra da müzelere, sergiye girmektedirler.
Eserler ilk önce fotoğraflanır, dijital dokümantasyonları yapıldıktan sonra yazılı dokümantasyonlar gerçekleşir. Eserlerin durumlarıyla ilgili bilgiler kayıt altına alınır ve konservasyon işlemleri burada gerçekleştikten sonra müzede eserler yerlerini alırlar. Konservasyon aslında eserleri koruma bilimidir. Toprak altından veya su altından gelen eserler bir hayat çizgisine sahiptirler. İnsanda olduğu gibi ve bu eserler zaman içerisinde bozulmaya uğrarlar. Konservasyon eserlerin niteliklerini bozmadan az miktarda modern malzeme kullanarak eserleri gelecek nesillere aktarmayı sağlayan bir bilimdir aslında. Konservasyon biliminde her eser kendi durumuna göre bir konservasyon planı yapılarak işlem görür. Örneğin bir seramik esere baktığımızda tozu temizlendikten sonra iyi bir şekilde korunması sağlanır. Gerek kimyasal kullanılır veya mekanik temizleme kullanılır. Bazı eserler depoya konur ve depoda korunma sağlanır. Bazı eserler de sergide ziyaretçiler önünde korunması sağlanarak sergiye hazırlanır. 2016 Ekim ayı itibariyle yapılan konservasyon çalışmasında Dervişpaşa Konağı yeniden açılmıştır ve buraya yaklaşık 500 tane eser konservasyonu tamamlanmıştır. Hemen akabinde İskele Arkeoloji Müzesi'nin yeniden açılıp oraya da yaklaşık 400 tane eserimiz sergilenmişti. Ayrıca yaptığımız diğer çalışmalarla birlikte toplamda 1000 adet eserin konservasyonu yapılmıştır. En ilginç olan eser 2017 Eylül ayında Kocareis plajında bulunan mermer geyik parçasıydı. 86 yılında Artemis heykeli bulunduktan sonra su altından gelen ikinci eser oldu ve laboratuvarda tuz arıtma işlemi sürdürülmektedir. En ilginç gelen eserlerden bir tanesi odur aslında, çünkü yıllar sonra ikinci parçası eserin bulundu. En ünlü parçalardan biri olan Artemis heykeline ait olduğunu öğrenmek çok ilginç oldu aslında. Ada çok önemli, stratejik bir konumda olduğundan dolayı yıllarca kültürlerin bıraktığı çok fazla eserlerimiz var. Ve bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak ve konservasyonu sağlamak aslında Kıbrıs Adası için bu laboratuvarla birlikte çok önemli bir adım oldu. Ve 2 yılda çok büyük miktarda eserlerin konservasyonunu gerçekleştirdik. KKTC'de kurulan ilk koruma ve onarım merkezimizdir. İlk başladığımızda hiçbir şey yoktu. Sıfırdan her şeye başladık. Ve 2 yılda çok büyük kademeler atladığımıza inanıyorum.